Sayın Adnan Oktar, kadınların üzerindeki baskının kalkması için yıllarca gece gündüz çaba harcamış bir insandır. Kadınların özgür olmadığı bir ülkenin gelişemeyeceğini anlatmıştır. Kadınların el üstünde tutulması gerektiğini, saygı ve merhamet görmesi, alabildiğine özgür yaşamasını hem savunur hem kendisi de vurgular. Kadın haklarını böyle gür bir sesle savunup uygulayan bir insanın kadınlara eziyet ettiğini iddia etmek alçak bir iftira olur. Böyle bir iftira ancak haset, kin veya öfkenin eseri olabilir. Bu iftira Adnan Oktar'ın yanında güzel, nezih, kaliteli bayanların toplanmasına müthiş haset eden bir ekibin eseri. Zorla alıkonulma varsa bayan arkadaşlarım neden bir yıldır ağır cezaevi koşullarında kalmayı seçtiler? Çünkü Sayın Adnan Oktar'a derin bir sevgi bağıyla yanındalar. Onun yanında çok huzurlular ve kendilerini güvende hissediyorlar. Şu an cezaevinde bulunan kız arkadaşlarım Adnan Bey'e sevgilerini ve iftiralara cevaplarını mektupları ile dile getiriyorlar. Günlerim tefekkür, sabır, şükür içinde geçiyor. Hapis ortamının yıpratıcı olduğunu düşünürdüm ama kalbi Allah'ın olan için müthiş bir nimetmiş. Ailem de Adnan Bey'i çok seviyor, çok saygı duyuyor. Onlar da Adnan Bey'in güzel ahlakına şahit oldu. Sözde bir tehdit veya baskı ortamı olmuş olsaydı söz konusu olan bayanlar polis baskını sırasında alıkonulduklarını söylemeleri gerekmez miydi? Ama öyle bir şey olmadı. Çünkü bizim dostluğumuz bir sevgi birliği, gönül birliği. Söz konusu bu organize iftiraları üreten insanlar bizi yıldıracaklarını, dağıtacaklarını düşünürlerken tam tersine biz birbirimize daha sıkı kenetlendik, ayrılmaz bir bütün olduk. Kurşunla kaynatılmış bir bina gibi olduk. Duruşumuzla, kararlılığımızla bizi asla vatana, millete hizmetten, devlete bağlılıktan ve Allah yolundan alıkoyamazsınız dedik. Diğer taraftan Sayın Adnan Oktar'ın yanından kendi isteğiyle ayrılan çok sayıda hanım vardır. Kendi istekleriyle gelmiş ve yine hür iradeleriyle ayrılmışlardır. Zorla alıkonulma iftirası hiçbir mantığı, dayanağı olmayan çürük bir safsatadır. Tüm iftiraların nedeni Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını sindirmek ve karalamaktır. Bir Müslümanın sırf düşüncesinden dolayı hapishanede tutulmasına sebep olmak, bu hukuksuzluğu yapanlar için ayıp, bizim için ise şereftir.